Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 13. 7 yıldızlı rütbe 3 şampiyonumuzu göstereceğiz. Bayağıdır R3 videosu atamıyordum çok yoğun olduğum için. Benim 11. ve 12. R3 videom da eksik arkadaşlar. Sanırım 4 Temmuz'da da 10. R3'ü falan atmıştım 4 Temmuz videomda. 11 ve 12'yi çekememiştim. 13. R3 şampiyonumu gösterdikten sonra onları da kısa bir gösteririm. Onları pek çekmememin sebebi en ilk çıkan 7 yıldızlı hero'lar olması ve hepinizin gameplay'ini biliyor olmanız. Ondan çekmedim. Evet, The Crucible etkinliğinden gelen 2'den 3'e 7 yıldızlı yükseltme cevherini arkadaşlar DAS'la kullandık. Vallahi karar verirken savunma ve saldırı odaklı yani eşit ağırlıklı eşit dengede hero yükseltmek istedim. Ve DAS'ta bunun en iyi yani en iyi seçenekti bence benim destemde. Çünkü hem saldırıda hem savunma yani savunmada zaten bir bela Dust. Bir de R3'ü zaten 91 bin canı var gördüğünüz gibi. Çok tank bir hero. Saldırıda da yani çeşitli beceri şampiyonlarına hatta temassız dövüşmemiz gereken işte temizleme yapan hero'lara karşı da çok etkili. Mesela güzel bir Attuma counter'dır. Öyle düşünebilirsiniz. Ama çoğunlukla savunmada gidecek Dust. Çeşitli maceralarda saldırıda da kesinlikle gidebilir. Hasarı çünkü güzel gayet. Bağışıklıklarından bahsetmeye bile gerek yok. Kanama, zehir ve şok bağışıklığı var. Bu inanılmaz bir şey. Durdurulamazı da kum fırtınasına girdiği zaman aynı Chilled gibi yok sayabiliyor. Veya Valkyrie gibi ama en iyi yok sayan tabii ki Valkyrie durdurulamazları. Mutant bir şampiyonun da durdurulamazları göz ardı etmesi gerçekten çok güzel bir özellik. Sinerjilerine baktığımızda pek olmazsa olmaz bir sinerjisi yok. Bu güzel bir şey. Yine olsa tabii ki güzel olurdu ama o olmadan da mükemmel bir hero ise zaten idare eder. Evet, 11. ve 12. R3 şampiyonlarımdı arkadaşlar. Şöyle R3'lere gelelim. 7 yıldız. İlk önce Sasquatch atmıştım. Sonra da Hulk atmıştım. Diğerlerinin gameplay'i zaten mevcut. En son Vox ve Guardian gameplay izlemiştiniz ama Sasquatch'la Hulk'ı görmemiştiniz. Sunspot'u da izlemiştiniz. O yüzden Dust'ı test ettikten sonra o Sas ve Hulk'ı da test etmeyi düşünüyorum. Efsaneler diyarında. Şimdi şöyle girelim. Evet, Dust'ın yanına Hulk ve Sas'ı da alalım. Şöyle. Sinerji oldu. Sinerji olsun peki. Sas L2'de bir tane daha parçalama atacak. Hulk da sersemlettiği şampiyonlara %100 güç kazanma oranı kaybettirecek. Hani işte böyle Hyperion'ın güç kazanması var ya onu %100 azaltıyor gibi bir şey. Çarpışma güç oranı azaltsa çok dengesiz olurdu zaten. Evet hadi başlayalım. Dust'a özel saldırı verdim. Dust'ın özel saldırı yani Gambit şöyle 6 yıldızlı Gambit andacı Dust'ın olmazsa olmazıdır. Çünkü Dust'ın saldırıları fiziksel saldırı arkadaşlar. 2400 kritik puan kazanıyor. Yani max 2400 kazanıyor. Dirençlerini de arttırıyor. O yüzden stat fokusunu kesinlikle özel saldırı verin derim. Veya daha da koruma istiyorsanız şey de verebilirsiniz. Zırh olsun, fiziksel direnç olsun. Ama bence kesinlikle şey verilmeli. Özel saldırı verilmeli. 91 bin. Yani SAS 115K 91 bin 88 bin. Hulk'tan fazla canı var arkadaşlar. Hulk'tan fazla canı var resmen. Dust'ın. Saldırısı da bir hayli yüksek. Evet, kış askerini de bir deneyelim. Şimdi önce sınıf avantajıyla sonra normal sınıfa karşı deneyeceğiz. Mutantların böyle güzel yanı var. Şimdi Dust'ın gameplay arkadaşlar. Orta saldırıyla kumu atıp hafifle de pasife çevirmek. Ağır saldırısına karşılık verdiğiniz zaman 3 tane kum atıyor. Özel saldırısına karşılık verdiğiniz zaman da 3 tane kum atıyor. Bunu yapmanız lazım. Evet bakın bir tane atıyor ona normal vurduğumuz zaman. Bunu olabildiğince hızlı yapmak önemli. Sonra özel saldırısını attırın. Evet böyle kumları pasifleştiriyoruz. Doğru zamanda blok da yapın arada böyle. O da bir şey atıyor çünkü. Ay yanlışlıkla vurdum onu. Neyse kanama bağışıyız. Evet bir 70'e kadar gelelim. Evet. Kumları böyle çok daha arttırıyorum. Siper yaparak zaten parlatma yapıyor biliyorsunuz. Evet bu kadar yeter. Zaten canının yarısı gitti. 22K ağır saldırı hasarı gördüğünüz gibi. Hemen bir L2.
Ve kritikleri gördünüz mü? Sonra şu hiddetli, fiziksel kırılganları da çeviriyoruz ve L1'i atıp bitiriyoruz gördüğünüz gibi. 1 dakika 16 saniye. Tabii şeyleri biriktirmek biraz sürüyor kumları. Ama kumlar savaş anlarında mesela o kadar kum biriktirmenize gerek yok. 80'e gerek yok. Mesela 50 falan yeter muhtemelen savaş anlarında. Mesela Kaptan Marvel'da biraz daha az kum biriktirelim. Evet, Dust'a inat. Blue'a vuruyorlar sürekli. Evet. Pardon. Bu da ağır saldırı. Hiç atmıyor cidden. Full Blue'a vuruyor ya. Süreyi bu yüzden uzatacak. Ama fark ettiyseniz zerre canı gitmiyor Dust'ın. Dust savunmada bütün vuruşları parlatıyor. Saldırıda sadece doğru zamanlı blokları parlatıyor. Yapamadım mesela doğru zamanlı blok şimdi. Evet, bu kadar yeter. Bir tane daha özel saldırı atsın. Başlayalım. Evet, bunda sınıf avantajımız olmadığı için ve daha sünel bastığımız için daha az hasar veriyoruz. Bir kere daha L2 atacağım. 6 fiziksel kırılganlık yapalım. Evet, kritikleri nasıl vuruyor görüyor musunuz? Gambit andacı sayesinde. Gayet güzel vuruyor. Ah be, yakaladı bizi. Kırılganlıklar duruyorken bir L1 daha atıyorum. Ve andacı atıp bitiriyorum. İşte bu kadar. Bu biraz daha uzun sürdü. 1 dakika 34 saniye. Ama dediğim gibi hasarı gayet iyi. Şimdi bir de 99 hünerde nasıl hasar verecek onu test etmek istiyorum. Sonra kış askerinde diğerlerini test ederiz. Hep Blue'a vurma meraklısı çıkıyorlar vallahi. Dust'a inat, hep Blue'a vuruyorlar. Ha şöyle. Ağır saldırı atın şöyle. Hala vuruyor Blue'a. Kum atmaya devam. Ah, gene erken bastım. Gene bloğa vurma meraklısı çıktı. Kaç kere bloğuma vurdu adam acaba? Saysanıza bir. O kadar çok vurdu ki yani. Biriktirmeleri çok zor yaptık. Kum biriktirmelerini. Evet, 99'a geldik. Şimdi başlayabiliriz. 48K gördü. L1'inin bir vuruşunu görmek isterim. Ve 91K. Evet, görmek istediğim buydu. Böyle olunca 91K'ya kadar çıkıyor. İlk, son iki vuruşu da 100K falan vururdu belki. Veya biraz daha az vurabilirdi. Hangisi daha çok hasar veriyor şu an emin değilim. Ama mükemmel götürüyor yani. Şimdi bir SAS deneyelim. SAS'ı gene bir sınıf avantajı, bir sınıf dezavantajıyla, pardon, bir sınıf avantajı, bir de normal sınıfla denemek isterim. SAS zaten tek L2'lik bir hero. Efsaneler diyarında. Ve çok fazla parçalama biriktirirsiniz tabii. Bakın bu en iyi ihtimal. Orta saldırıların ikisi de mesela parçalama attı. O parçalama atma ihtimali çok düşük. Tanark'ın gazabında değilken. Hafif saldırılardan da güzel bir şey yapıyoruz.
yük basıyoruz. Tanarık'ın gazabına girdik bile. İşte böyle 341K'yı gördünüz. 42 saniyede 42 vuruş da aldı gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi Kaptan Marvel'da da deneyelim. Buradaki hasarında bakalım kritik vuracak mı? Hem kritikli hem kritiksiz hasarını gördük kış askerinde. İnanılmaz güzel oldu. Yine erken girdik Tanarık'ın gazabına. Başlayalım o zaman. Ha, blok yapsana be. Heh. Zahmet oldu. Ay. Basamadım ya. Tamam. 301K. Ama Tanarık'ın gazabından çıktığımız zaman attım. İkisinde kritik vurdu. Ve biraz daha az parçalama vardı sanırsam. Neyse testimizi yaptık biz. Devam edelim. Bir de halkı deneyeceğiz. Önce sınıf dezavantajı, sonra sınıf avantajı. Pardon, sonra normal sınıf, sonra sınıf avantajı. Halkın rotasyonunu hepiniz biliyorsunuz. 3 vuruşta hiddet açtık, o zaman bir ağır atalım. Heh. Tamam, şimdi normal vuralım. Eğer erken gelirse 15'e L2 atarım mesela. L3 atmak için biraz geç olur. Ondan sonra çünkü. Evet, halk iyice kızıyor. Güzel. Şu anda gidiyor. 13'te hala 14 güzel güzel olacak gibi. Evet, atıyoruz hemen. Andaca basmaya çalıştım, basamadım. Neyse sorun yok. 29K crit, 43K orta saldırı kritiği gördüğünüz gibi. Sonra L1'le atıp bitiriyoruz zaten. Hasarları görüyorsunuz. 54 saniye. Sas'tan valla yavaş aldı. Sas'ın yeri ayrı ama kritik vursa yani bir de bir tanesi kritik vursa zaten ilk iki vuruştan birisi hayvan gibi tekliyor. Evet şimdi normal sınıf. L2 rotasyonunu deneyelim burada. İlla L3 atmamıza gerek yok. Evet bu kez hiddetler yavaş doluyor. Hiddetler yavaş dolarsa L3'e gideceğim gene. Ha yok, hızlı dolmaya başladı şimdi, güzel. Evet tam zamanda, bu kritik vurmadı ne yazık ki. Hemen başlıyoruz. Bu kritik vursa zaten savaş anlarında direkt tekliyor. Genelde L2'yi tercih ediyoruz savaş anlarında. Kritik vurdum anında tekler çünkü. Evet bu da ikinci rotasyonu biliyorsunuz. Bu 39 saniye. Bu daha hızlı aldı. Şimdi Jack'ta deneyelim. Lan kör herif, blok yapıyorum ya. Yapay zekayı kabam, çok kör yaptı arkadaşlar. Çok fazla bloğa özel saldırı atıyor artık yapay zeka. Ah be, bu da kritik vurmadı. Aman hemen blok yap. Neyse. Oradaki mesele özel saldırı aktifleştirmesini engellemekti. Şimdi işi bitti. Evet bunu da aldık. Bu Kaptan Marvel'dan uzun sürmüş olabilir çünkü özel saldırı attı. Bir tane bekledik onu, 44 saniye. Evet, daha fazla göstermeye gerek yok arkadaşlar. Hepsini test ettik. Asıl videodaki amaç Dust'ı göstermekti. Dust'ın ne kadar efektif gittiğini saldırıda da gördünüz. Savunmada zaten ne kadar bela bir savunma olduğunu biliyorsunuz. Yani savaş anlarında mesela R3 Dust gördüm, ben direkt banlardım. Çünkü yani
kritik direnci olan da bir hero. Stark Örümceği bile yani biraz zorladığı oluyor. Şöyle baktığımız zaman istatistiklerinde görebiliyoruz. Bakın 571 kritik direnci var. %22. O yüzden Stark Örümceği'nin kritik vuramadığını sıklıkla görebilirsiniz Dust'ta. onun dışında Tekno Counter'ı çok az Dust'ın mesela arkadaşlar. Şöyle geldiğiniz zaman mesela Hayalet'i zaten kimse savaş alanında kullanmıyor. Koruyucu almaz mesela. Red Skull almaz. Shuri almaz. Nemrut almaz. Ondan sonra Hulkbuster şok atamaz ama belki alabilir yine de ama Hulkbuster'ın da işi biraz zor. Vive alır. Ondan sonra Hayalet'i kimse kullanmaz dedik. Prowler zorlanır. Prowler da yani zor alır gibi geliyor bana. Şokçu da zorlanır. Karınca belki alabilir. Ama Reuch Dust'ı da yani alması bir hayli uzun sürer benim tahminim. Stark Örümcek her türlü alır. Kritik vurduğu sürece sıkıntısı yok. Rezil Demir alamaz mesela. Warlock çok uzun sürer. Penny Parker alır. Penny Parker da kesinlikle alır. Ama genelde yani şok atan tekno şampiyonları Dust'ı indiremiyor. Onu söyleyebilirim. Evet, bu videomun sonuna geldik. Dust'la ilgili sorunuz varsa bekliyorum. Ben bir de sırf kopyalı diye yükselttim. Çünkü kopya özelliği savunmada daha büyük bir bela yapıyor Dust'ı. Her 10 komboda bir rakibe kum atıyor. %61 şansla çünkü. Ondan sonra kanama tetiklenmediği zaman işte kanama bağışıklığımızı engelleyince de kum zayıflatıcısı atıyoruz. Bu da saldırıda da bir fayda sağlar bize. Yani biyolojik tehlike karosu falan kanama zehir atan her türlü karoda iş yapar. Şok karosularında iş yapar. Çok işlevsel bir yanı da var bu yüzden. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.